Evet, şimdi bir danışman krizi daha yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Verelim arkadaşlar haberi. Atatürk'e hakaret eden, şaşırdık mı? Hayır. FETÖ'yü savunan, garipsedik mi? Hayır. Ve bazı tarikat cemaat liderlerini öven Kılıçdaroğlu'nun danışmanı gündemde, etkiliyor mu artık bizi? O da hayır. CHP Parinaz Mahbeyker Yaman isimli bir danışman ataması yapılmamıştır açıklamasında bulundu. Gazeteci Şaban Sevinç, Yaman'ın kendisine halen görevde olduğunu söylediğini aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadın ve aile politikaları danışmanı Parinaz Mahbeyker Yaman önceki akşam sosyal medyada gündem oldu. Yaman'ın Atatürk ve Kılıçdaroğlu'na hakaret eden, CHP'yi eleştiren, FETÖ'yü ve açılımı savunan, bazı cemaat liderlerini öven geçmiş paylaşımları ortaya çıktı. Yaman'a ve Kılıçdaroğlu'na danışman yapılmasına tepki yağdı. Tepkiler üzerine CHP Genel Merkezi'nden ve Yaman'dan açıklamalar geldi. Eren Erdem, öyle bir danışman yok mesajı verirken Yaman özür diledi. Yaman'ın hala görevde olduğu ve istifa etmeyi düşünmediği iddia edildi. Peki Eren Erdem çıkıp varmış der mi? Demez. Neyse, devam edelim. İddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka, Yaman'ın görev yapıp yapmadığına değinmeksizin Kılıçdaroğlu'nun şu anda böyle bir danışmanı olmadığını ileri sürdüler. Erdem'in yazılı açıklamasında genel seçimlerin ardından gerçekleşen MYK değişikliğinin hemen akabinde 4 Haziran 2023 tarihli genelge ile o tarihe kadar görev yapan genel başkan danışmanlarının görevleri sona ermiştir. O tarih sonrası yapılan baş danışman yahut danışman atamaları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu bağlamda ilgili tarih ve genelge sonrasında Parinaz Mahbeyker Yaman isimli bir danışman ataması yapılmamıştır. Bakın dikkat edin. O tarihten sonra böyle bir atama yapılmamıştır diyor. O tarihten önce ya da Mahbeyker Parinaz danışman mıydı? Söylemiş işte, siyaset böyle bir şey. Yani o soruyu öyle bir cevap verirsiniz ki aslında ya hiçbir şey söylemezsiniz ya da aslında olumlamış olursunuz ama olumsuz gösterirsiniz. Kılıçdaroğlu imzalı ve 26 Mayıs 2023 tarihli atama belgesi bulunan Yaman da bir açıklama yayınladı. Yaman, Atatürk, CHP ve Kılıçdaroğlu hakkındaki paylaşımlarını reddetti. Kendisinin yazmadığını, çalışanlarının yazdığını öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı. Üzerimde yapılan yakışıksız suçlamalar için buradan Sayın Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum. Bütün samimiyet ve inancımla söylüyorum ki o tweetleri ben yazmadım. Kardeşim yazmış demiyor tabii ki. O tweetleri ben yazmadım. Şifrelerim yanımda çalışan personeldeydi. Yıllarca AK Parti'yi destekledim ama hiçbir zaman Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım. Demek ki o vicdansızlar çalışanlarıymış. Anıtkabir'i hep ziyaret ederim, özür dilerim. Anıtkabir'i hep ziyaret ederim. Kılıçdaroğlu'na inandım. CHP'de çalışmak istedim. Bundan onur duyuyorum. Sizleri üzdüğüm için hepinizden özür diliyorum demiş. Öte yandan bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Yaman'ı aradığını ve Yaman'ın kendisine hala danışman olduğunu, görevden alınmadığını, istifa etmediğini ve etmeyi düşünmediğini, söver gibi değil mi böyle? Görevden alınmadım, istifa etmedim, etmeyi de düşünmüyorum aktardı. Feryans'ın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay'ın gündeme taşıdığı Parinaz Mahbeyker Yaman'ın FETÖ, Said Nursi, İsmail Ağa Cemaati Lideri Mahmut Usta Osmanoğlu ile bazı vakıf görünümlü tarikatların faaliyetlerini övdüğü, terör örgütü PKK'yı meşrulaştırma girişimi olan açılımı olumlayan yazıları görüldü. Atatürk'e maymun benzetmesi yaptığı, Kılıçdaroğlu'na kanı bozuk sözünü kullandığı paylaşımları yayınlandı. Yaman'a ve Kılıçdaroğlu'na danışman yapılmasına CHP üyeleri ve vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte bakın, İngilizler Atatürk'ü, Amerikalılar İsmet'i daha çok severler. Millet laiklik istemiyor diye. Sanki Atatürk'ü ya da İsmet İnönü babasının oğluymuş gibi Atatürk'ü, onlar İsmet'i diye. Üste çıkalım bir arkadaşlar. Yukarı doğru alabilir miyiz görseli? Görseli üstünü görebilir miyim? Teşekkür ederim. Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk atamızdır diyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Eklemek istediğiniz varsa buyurun, söz sizin. Bunları hep çalışanları yazmış. Yarın Allah muhafaza bu ülkede iç savaş çıksa ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur. Çünkü kanı bozuk demiş.
Bırakın zalimler hizmeti yakmaya, yani FETÖ'den bahsediyor. Çalışsınlar. İki senedir yıkmaya çalıştılar. Yıkabildiler mi? Bir tek taş düşüremediler Allah'ın inayetiyle diye bu ifade de FETÖ elebaşıyla neredeyse bütünleşmiş bir ifade, inayetiyle ifadesi oraya bir gönderme yapmış. Yani böyle birine danışman atamak, hazmederler ama hiç merak etmeyin diyoruz. Şimdi CHP